Baba Torik. İngiltere Premier Lig'de 2011'in ilk karşılaşması, West Bromwich Albion Manchester United'ı konuk edecek 1 Ocak günü İngiltere saatiyle 12.45'te oynanacak karşılaşma. Dolayısıyla 2011'in ilk futbol karşılaşması olabilir dünyanın herhangi bir yerinde. 16 Ekim'de Old Trafford'da karşı karşıya gelmişti bu sezon iki takım. 2-2 berabere bitti. Geçen sezon her iki maçta da Manchester United'ın 5-0'lık ve 4-0'lık üstünlükleri var West Bromwich Albion karşısında. Manchester United bir anda rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ciddi şekilde farkı açtı. Arsenal'ı yendi. Maç eksiği vardı. O maç eksiğine rağmen ciddi bir puan farkı yakalamış durumda Premiership'in üstünde. Dün akşam oynanan karşılaşmada Birmingham deplasmanında 1-1 berabere kaldılar ve dolayısıyla deplasmandaki başarısız sonuçlarına bir yenisini daha eklediler. Dolayısıyla istedikleri kadar puan farkını açamadılar. Önemli bir karşılaşma Manchester United için. Ama büyük ihtimalle West Bromwich için daha da önemli bir maç. 18. sırada 22 puanı var West Bromwich Albion'un ve ciddi şekilde ensesinde hissedebilir düşme potasına girmeyi. Dün akşam yine oynanan karşılaşmada West Bromwich kendi sahasında Blackburn'e yenildi. Dolayısıyla ciddi şekilde problemi var. Manchester United ise deplasmanda şu ana kadar sadece bir galibiyet aldı bu sene. 7 tane beraberliği var Manchester United'ın deplasmanlarda. Yenilgisi yok. Beraberlik konusunda deplasmanda en fazla beraber kalan takımlardan biri. West Bromwich ise şu ana kadar oynadığı 9 maçın 4'ünü kazandı kendi sahasında. Ve son 6 maçta da sadece 6 puan toplayabildi. Manchester United ise 6 maçta 14 puan topladı ve Premier Lig'deki en formda takım. Dünkü maçı da sayarsak tabii bu birazcık daha düşmüş olacak ama ligin zirvesinde şu anda en avantajlı durumda gözüküyor Manchester United. Bu karşılaşmanın en önemli bence özelliği altı olacak olması. West Bromwich defans olarak çok sağlam bir takım. Manchester United'da çok ciddi eksikleri var. Özellikle dünkü karşılaşmada sağ açık parkta olmayınca Valencia daha önceden zaten sakatlanmıştı. Evans'ı orada oynattılar ki doğru bir seçenek değil ama Ferguson'un elinde fazla seçenek de kalmadı işin açıkçası. Dolayısıyla bu dönemde Rooney, Berbatov ikilisine güveniyor ama dün o da başarılı olamadı. Dünkü maçtan 3 puan çıkaramadılar Birmingham'dan. West Bromwich'ten bu başarıyı elde edebilecekler mi? Ondan pek emin değilim ama Manchester United tabii elde ettiği puan farkıyla birazcık kredisi olan bir takım görüntüsünde. Dolayısıyla bir şekilde bu maçtan da en kötü beraberlikle ayrılır diye düşünüyorum. Manchester United yenilmez seçeneği ön plana çıkarılabilir. Alt seçeneği ön plana çıkarabilir ama sürpriz isteyenler bu karşılaşmada sıfırı denemeliler bence. Baba Torik.